savunma sanayinde böyle başarı örnekleri ortaya çıktıkça bunların silahlı kuvvetlerimiz, emniyet teşkilatımız, işte jandarma bünyesinde kullanması, oradan alınan geri besle beslemelerle teknolojinin daha da ileri gitmesiyle, sahada yani kullanımıyla başarı kullanımıyla ihracat potansiyeli de ortaya çıkıyor ve Türkiye için bu, bu geliştirdiğimiz teknolojiler şimdi bu dönemde de ihracat ihraç etmeye de başladık açıkçası e, dikkatinizi çekmiştir bu yıl e, yüksek bir ihrac oranı 2018 evet. yılında 2.1 milyar dolar gibi bir ihracat rakamı yakalandı ki bundan 10 sene önce bunun yarısı bile değildi. Yani her yıl %10 büyüme oranı ile Türkiye savunma sanayinde bir ihracat iğmesi var. Bu, bu iğmenin ben daha da genişleyeceğini özellikle bu alanda savunma sanayi başkanlığı bünyesinde önemli çalışmalar var. Özellikle son mesela örneğin Katar'daki Dimdex fuarında sadece tek bir fuarda 1 milyar dolarlık biz savunma sanayimiz sözleşme imzaladı. Biz de oraya SİHA satış sözleşmesi imzaladık. Yine yakın zamanda Ukrayna'ya biz bir ihracat sözleşmesi gerçekleştirdik ve yakın bir süre içerisinde bunların ihracatı da yapılacak. Şimdi Ukrayna gibi düşünün havacılıkta işte belli teknolojilerde ileri gitmiş ülkelere dahi bu sistemleri ihraç eder noktaya geldik. Onlarla işbirliği yapar noktaya geldik. Dolayısıyla bizim aslında Türkiye olarak gelişen teknoloji trendlerine, yani geleceğin teknolojilerine, kritik teknolojilere, işte katma değeri yüksek ürünlere bağımsızlığımız açısından önem arz eden stratejik alanlara yatırım yapmamız ve bunu sistemli programlı bir şekilde yapmamız ve bunu da tabii milli teknoloji hamlesi olarak da adlandırıyoruz. Bu başlık altında bu yatırımları yapmamız bizim aslında geleceğimiz adına en önemli garantimiz. Evet. Ve bunun da sonuçlarını aslında biz bir anlamda ihracat rakamlarıyla görüyoruz. İşte bu başarı örnekleriyle de görmüş oluyoruz. Yes.